Hepinize merhaba dostlar. Nasılsınız? Bugün biraz liderlerin, öncülerin ve siyasetçilerin kullandığı propaganda tekniklerinden konuşalım istiyorum. Ama önce eğer isterseniz Instagram'dan Deniz'in Otesi'nde diye aratarak bana ulaşabilirsiniz. Ya da Deniz'in Otesi'ndeki sesler yazdığınızda muhtemelen ben çıkarım karşınıza. Yani Instagram'dan takip unutmazsanız sevinirim. Başarılı olmak isteyen siyasetçiler, devlet adamları ancak ve ancak danışmanları kadar güçlü olabilirler. Çünkü toplum vaatlerle değil, sadece üzerinde oluşturulan algı, baskı ve imaj nedeniyle bir devlet adamını destekleyecektir. Bunu unutmamamız gerek. Dostlar, bu podcast'te her şeyi sığdıramayız ama inanın bana çok özel noktaları bir arada konuşacağız ve birçoğumuz belki de dünyaya bambaşka bir açıdan bakabilir ki ben bunun eğitimini alırken benim için öyle olmuştu. Toplum üzerinde bir algı oluşturabilmek için ilk olarak bir liderin kullandığı kelimelere dikkat etmesi gerekir. Yani bir sanat eseri gibi sözcüklerle oynamalı. Nasıl mı? Örnek verelim. Eğer ülke bir yere saldıracaksa savaş yerine müdahale ya da operasyon kelimesini kullanmak halk üzerinde olumlu bir etki oluşturur. Çünkü savaş kelimesi zihinlerde yıkım, ölüm ve karşı tarafla eşit güç algısına neden olurken müdahale ya da operasyon, üstünlük, küçük ama etkili bir atak ve sanki hiç kurşun sıkılmayacak ya da kimse ölmeyecekmiş gibi bir etki yaratacaktır. Savaşa hayır nidalarını çok duymuşsunuzdur arkadaşlar. Ama dünya üzerinde siz hiç müdahaleye hayır, operasyona hayır diyen birini bulamazsınız. Zaten haberleri de izleyecek olursanız hiçbir zaman Suriye'de savaşa girmemişizdir. Yaptığımız tek şey müdahale olarak anlatılır. Amerika Afganistan'a ya da Irak'a savaş açıyor demez Amerikan medyası. Çünkü bu kelime Irak ve Afganistan'a halk nezdinde eşitlik verecek ve birçok ölüm düşüncesini yerleştirecektir. Bunun yerine Afganistan'a müdahale etmenin zamanı geldi diyerek hem üstünlük kurma hem de kan fikrini ortadan kaldırma amacı güdülüyor. Eğer toplum durgun bir durumda, yani istenen kıvamdaysa düşmanlar için öldürüldü kelimesini kullanmak da doğru olmaz bunun yerine etkisiz hale getirildi ya da imha edildi kelimeleri seçilir. Benzer çakallıklara örnek verelim isterseniz. Örneğin Amerika'da yaşanan bir olay şöyle. CNN muhabiri iç güvenlik danışmanına şunu sorar. Bildiğiniz gibi 2001 yılında başkan ölü veya diri Usame Bin Laden'i ele geçireceğimizi söylemişti. Hala ele geçiremediniz. Sizce bu bir başarısızlık değil midir? İç güvenlik danışmanının ustaca cevabına bir bakın şimdi. Şey, emin değilim. Usame bin Nadin'i elbette ele geçireceğiz. Sadece bu henüz gerçekleşmemiş bir başarı. Olaya bakın. Başarısızlık olduğunu kabul etmiyor ve henüz gerçekleşmemiş bir başarı olarak tanımlıyor. Tıpkı şunun gibi, örneğin içkili halde araba kullanırken yakalanırsanız şu cevabı verebilirsiniz. Ben sarhoş değilim memur bey. Gördüğünüz şey henüz gerçekleşmemiş bir ayıklık hali. Amerika'da genellikle muhafazakar politikacılar bu tekniklerde uzmandır. Mesela kürtajın yasaklanmasını istedikleri zamanlarda kendi yaptıkları mücadeleye kürtaj karşıtlığı değil, yaşatma yanlılığı demişlerdi. Aslında kürtaj karşıtı olmakla yaşatma yanlısı olmak aynı şey. Fakat sizin vicdanınızda ikinci terim anında haklılık uyandırmıyor mu? Şu inceliği de kaçırmamak gerek. Kendilerine yaşatma yanlısı dedikleri için otomatik olarak karşı tarafa da Öldürme yanlıları demiş oluyorlar. Bir taşta iki kuş. Toplumun bilincine yerleşmiş olan ve her duyduğunda kafasında görüntüler oluşturan kelimeler vardır. Ben bu konuda solcuları ve CHP'li bazı milletvekillerini çok eksik hatta yeteneksiz buluyorum. Örneğin bir milletvekili haksızlığa uğradığı zaman bu yapılan faşizmdir kelimesini kullanırsa, toplumun aklına ilk gelecek olan şey o milletvekili'nin terör örgütü destekçisi olduğu olacaktır. Çünkü medyada ve çevremizde yıllarca şu algıyla muhatap olduk. Siz faşistsiniz, pis faşistler, faşizme karşı omuz omuza diye bağıran insanlar ya komünisttir ya da terör yandaşıdır. İşte toplumun kafasında bu kelime duyulduğu zaman oluşan imaj bu arkadaşlar maalesef. Bu nedenle hiçbir zaman muhalif milletvekillerinin başkalarına faşist diye itamda bulunmaması gerekiyor. Eğer kafası biraz çalışıyorsa. Çünkü halk desteğini anında kaybedecektir. Ama mesela şunu yapabilir. Faşist yerine bölücü sözcüğünü seçerse o zaman üstünlük sağlayacağına emin olabilir. Bu insanların faşizm kelimesini literatürden çıkarıp bölücü kelimesini onun yerine yerleştirmesi gerekiyor. Çünkü ancak bir vatansever insanları bölücülükle itham edebilir algısını oluşturup toplum desteğini hemen arkasına alma şansına sahip olacak. Toplumlar hiçbir zaman olayların temeline ve gerçekliğine değil, yaşananlar üzerine yapılan söylemlere bakarlar politikacıların unutmaması gereken en önemli nokta budur. Eğer politikacı başka bir politikacıyı eleştirecekse, onun yaptıklarını anlatmak yerine birkaç kelime oyunuyla istediği etki yaratabilir. Bunu yaparken hafif bir alaycı gülümseme takınması ve bir elini avcu açık bir şekilde biraz yukarıya kaldırması gerekiyor. Çünkü alaylı bir gülümseme ve bu beden hareketi rakip politikacıyı küçük düşürüp onu avucunda oynatma anlamı taşır. İzleyici kitlesi de senin kendine ne kadar güvenin olduğunu, karşı tarafında ne kadar basit insanlar olduğunu düşünecektir. Bu aynı zamanda Erdoğan'ın da kullandığı profesyonel bir tekniktir. Onun diğer siyasetçileri eleştirirken ki tavrına bir bakabilirsiniz. Birebir böyledir. Lider olma amacındaki politikacı çok fazla dik durmamalı. Çünkü dik durmak gereksiz bir özgüven ve tahammülsüzlük belirtisi yaratabilir. Ama bazen başın eğik yürümek, düşünceli, dertli, vatanı için sırtında bin bir çile taşımak anlamına da gelebilir. Bu propaganda tekniğini profesyonel olarak ilk literatüre döken kişi Halife Muaviye'nin danışmanı olan Amr bin As'tır arkadaşlar. Muaviye'ye hep böyle teknikler verirdi neler yapması gerektiğine dair. Mesela şöyle derdi, devlet adamı az uyumalı. Bunun nedeni iş yapması için değil, gözaltılarının şişmesi, yüzünün yorgun görünmesi, onun ne kadar çalışkan olduğunu düşünmemize neden olması için hatta Amr bin As az uyuyamıyorsan çok fazla uyu sonucunda yüzün aynı ifadeyi alacak demiştir Muaviye'ye ki günümüzde bu yüz ifadesini vermek için uykusuz kalmaya gerek yok. Sırf devlet adamlarına has ilaçlar vardır arkadaşlar. Gözaltı torbaları şişiren. Enteresan. Gerçekten ilaç sektörü devlet adamlarına ve topluma ayrı çalışır yani. Öyle garip bir dünyadayız. Yabancı kelimeleri de bol bol kullanmaları gerek. Fakat günlük konuşma dilinde değil arkadaşlar sadece kitnelere hitap ederken çünkü aksi halde fazla dış kültür etkisi varmış gibi bir hava oluşur. Ama hem bilgili olduğunu hem de halkın içinden biri olduğunu göstermek isteyen lider toplumda genel olarak bilinen yabancı dildeki kelimeleri sık sık kullanmalı. Bizden örnek vereyim, Arapça ve Farsça gayet etkili olacaktır. Örneğin Arapça beyitler, Arapça kelimelerin çok olduğu atasözleri söylenebilir. Halk anlamasa bile etkilenecektir karşıt politikacıları itham ederken Avrupa dillerini seçmek daha etkilidir. Mesela bunlar monşer demek karşı tarafı yabancı bir unsur yapmak kadar büyük bir tesir sağlayabilir. Kelime zaten yapısı itibariyle batı imajını içinde barındırıyor. Mesela size bir tiyo vereyim. Ortada bir gerginlik var ve biri çıkıp ortalığı alevlendirmeyin diyorsa o kişi gerçekten gerginlik olmasını istemiyordur. Fakat eğer ortalığı kızıştırmayın diyorsa aslında gerginlik isteği aşikardır ve olayın sorumlusu odur. Çünkü kızıştırmak terimini kullanarak cinsel temalı bir hareket arzusu ve dinamikleşme yaratacak. Normalde kızıştırmak kelimesi cinsel olarak tahrik olmak, hayvanların cinsellik arzusunun, insanların cinsellik arzusunun artması anlamına da gelmektedir. Bu nedenle ilk duyulduğunda direktman cinsellik olmayan fakat kelime yapısı itibariyle altında cinsellik de barındıran cümleler her zaman için kitleleri harekete geçirmek için önemli etkilere sahiptir. Siyaset sadece kelime oyunudur. Tıpkı şu olduğu gibi. Bütün gece otel odamın kapısına vurup duran genç, güzel, alımlı bir bayan vardı. Nihayet çıkmasına izin vermek zorunda kaldım. Muhtemelen fıkranın ilk yarısında kadının odaya girme amacıyla kapıyı vurduğunu düşünmüştünüz. Yetenekli bir politikacı diğer yuvarlak konuşma stratejileri işe yaramadığında zayıf benzetme argümanına yönelir. Bu da temelde karınca ve fil arasındaki ilişkiye benzer. Şu örnekle açıklayayım. Bir siyasetçi şu cümleyi kurmuştu. El-Kaide'yi düşünelim. Bu ülkeye bir atom bombası getirebilirler ve bombayla yüz bin kişi öldürebilirler. Biz bunu atlatabilirdik. Bu korkunç bir trajedi olabilirdi. Fakat bu ülkedeki öğretmen sendikası bir nesli yok edebilir. Bu tekniğin ismi zayıf benzetme argümanıdır ve eli silahlı insanların yapabileceği katliamla eli kalem tutan insanları aynı kefede buluşturma amacı güdebilecek kadar acımasızca kullanılabilir. Kaygan zemin argümanı da tıpkı bunun gibidir. Argümanın mantığı kısaca şöyle. Bir şeye izin verirsek diğer kötü şeyler de olabilir. Bu nedenle o şeye izin vermemeliyiz. Örnek verecek olursam devlet iki hemcins arasındaki eşcinsel ilişkiye izin verdi diyelim. Bunu eleştirmek isteyen bir politikacı Kaygan Zemin argümanını kullanarak şunu söyleyebilir: Eşcinsel ilişkiye izin verirseniz, enseste ve zina'ya da kapı açarsınız. Daha da detaylandıralım: Gece ondan sonra içki satılmasına izin verirseniz, insanların gece içki içip evlerine geç gitmelerine, doğal olarak sabah yorgun uyanmalarına, yorgun uyandıkları için aileleriyle pikniğe gidememelerine neden olursunuz. Bu da aile kurumunu bozabilir. İşte dostlar, kaygan zemin argümanı bu şekilde zincirleme etkilerin kullanıldığı bir tekniktir. Ve her şeyi her şeye bağlayabilirsiniz. İlişkilendirme yoluyla suçlamak. Bir politikacı yanlış kişilerin yanında görülürse o kişilerin yaptıkları ile ilişkilendirilecektir. Türkiye'den bir örnek vereyim. Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmesi kendisinin Erdoğan tarafından PKK'lılarla ilişkilendirilmesine fırsat vermişti. Bu Kılıçdaroğlu'nun kendisinin ve danışmanlarının bu durumu öngörememesinden kaynaklanan bir hata. Bu teknik meselenin özü yerine kişiye saldırı amacı güder. Aslında Kılıçdaroğlu'nun şehit aileleri ziyareti, terörü kınayan bir sürü konuşması bu argümanın tuzağına düştüğü için de boşa gitmiş olur. Kısaca tehlikeli bir teknik. Ne garip değil mi dostlar? Bir dönem herkes Kılıçdaroğlu'nun e, demirtaşı ziyaretini konuşmuştu. Yani onların da bunu düşünmesi gerekiyor. Yaptıklarının sonuçlarını düşünmesi gerekiyor. Ya da politikayı, siyaseti bırakıp çekilmeleri gerekiyor. Enteresan. Biz konumuza dönelim. Boş verelim siyaseti. Her yetki sahibi yetkilerini kendi gücünü arttırmak için suistimal edecektir. Aksi halde güçlü olduklarını nasıl anlayabilirler ki? Benim babam da böyle argümanı vardır bir de. Aslında baba olarak kastedilen Tanrı'nın kendisidir. Bu doğru çünkü babam da doğru olduğunu söylüyor mantığıyla aynı işler. Örneğin tarihte bir ülkeyi yakıp yıkan birçok lider sizi cezalandırmak için beni tanrı gönderdi. Eğer kötü şeyler yapmasaydınız bunlar başınıza gelmezdi diyerek hem öldürdüğü insanları suçluyor hem de kendisi yaptıklarına rağmen vicdanen rahatlayabiliyor. Özellikle bizim gibi toplumlar bu argümana inanılmaz derecede açıktır. Liderin tanrı tarafından gönderildiğini kabul ederler. Çünkü kitleler sanki Tanrı'nın ne istediğini biliyorlarmış gibi düşünürler. Liderler de kendilerini Tanrı'nın görevlendirdiği adam olarak hissettirmekten çekinmez. Bunu kelimeye dökmezler fakat hissettirirler. Din adına savaşmak bu kategoriye giriyor. Irak savaşına girerken gazeteciler George Bush'a, babası Bush'a danışıp danışmadığını sormuşlardır. Bir de baba Bush vardır bilirsiniz eski Amerikan başkanlarından. Genç Bush ustaca bir cevap verir. Aslında danıştığım baba o değil ben daha yüce bir babaya, en yüce babaya danışıyorum der. Hem ustaca bir akıl oyunu içeren bir cevap, hem de yaptığı işte dini temel aldığını göstererek toplumun muhafazakar kesiminin desteğini alabileceği bir cevap. Nedense hep büyük insanlara büyük işleri Tanrı yaptırıyor yalnız. Siz hiçbir çiftçinin bana çimleri Tanrı biçtirdi dediğini duydunuz mu? Veya bir oto yıkamacının Tanrı beni arabaları yıkamam için görevlendirdi gibi bir algı oluşturmaya çalıştığını duymamışsınızdır herhalde. Enteresan. Yansıtma tekniğinden de biraz bahsetmek istiyorum. İkinci Dünya Savaşı yıllarında İngiltere ve Almanya en büyük iki düşman. Ve bu iki ülkenin liderleri birbiriyle atışıyor. Yani Adolf Hitler ve Churchill. Şimdi söyleyeceğim cümleyi hangisinin kurduğunu düşünmenizi istiyorum. Cümle şöyle. Beş yıldan uzun bir süredir bu adam yakabileceği bir şeyler bulmak için Avrupa'da çılgınlar gibi koşuşturmaktadır. Ne yazık ki her seferinde ülkelerinin kapılarını bu uluslararası kundakçıya açan kiralık adamlar bulmuştur. Bu sözü mantıken Winston Churchill'in Adolf Hitler'e söylediğini düşünürdünüz değil mi dostlar? Ama maalesef öyle değil. Çünkü Adolf Hitler Churchill'e ithafen bu cümleyi söylüyor. Yani kendi suçlarının farkında ve bunlarla başkalarını itham ediyor. Tıpkı geçtiğimiz günlerde bir siyasetçinin Türkiye'deki betonlaşma ile ilgili söyledikleri gibi diyecektim ki, demiyorum çünkü tutuklanmak istemiyorum. Aynı zamanda bir psikolojik savunma mekanizmasıdır. Ve size bir fıkrayla çok basit şekilde anlatmak istiyorum. Hasta psikiyatriste gider. Psikiyatrist, size bu üçgeni gösterdiğimde aklınıza gelen şey nedir? Hasta, iki erkek ve bir kadın yatakta üçlü yapıyor. Psikiyatrist, pekiye bu daireyi gösterdiğimde hasta, bir soyunma odasının kabininde kız kıza sevişiyorlar. Psikiyatrist, peki ya bu kareyi gördüğünüzde? Hasta, bir kadın Volvo marka arabada üç adamla birlikte oluyor. Psikiyatrist, pekala teşhisi koydum. Sizin seks saplantınız var. Hasta ise şu cevabı verir. Benim mi? Saçmalamayın lütfen. Müstehcen resim koleksiyonuna sahip olan sizsiniz. Kanıtlanamayan önerme tekniğini unutmamak gerek. Genellikle politikacıların en çok kullandığı yöntemlerden biridir. Çünkü işin içinde din ve milli söylemler varsa ucu bu önerme tekniğine varmaktadır dostlar. Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi'nden küçük bir örnekle açıklamaya çalışacağım. Cümle şöyle. Bütün insanların eşit yaratıldığı, yaratıcının onlara aralarında yaşam, özgürlük ve mutluluğun da peşinden gitmenin doğduğu, de devredilemez haklar bahşettiği gerçeğini apaçık olarak kabul ediyoruz. Amerika'nın kurucuları Amerikan bağımsızlık bildirgesini yayınlarken bu sözleri de kullandılar. Bu sayede muhafazakar halkın reddedemeyeceği fakat sözleri yazanların kanıtlayamayacağı bir iddia ortada. Talepler iyi niyetli görünse de kimse yaratıcının bu şekilde bir amaç güttüğünü kanıtlayamaz. Ancak karşıt fikirli biri bu iddiayı reddetmeye çalışırsa dinsiz, kafir ve toplum düşmanı olarak hemen damgalanabilir kanıtlanamayan önerme tekniğinin amacı da zaten iddiayı kanıtlamak değil, reddedilmeye çalışılmasını önlemektir. Her şey ne kadar da algıdan ibaret değil mi dostlar? Günümüzde birçok şey kötü olabilir. Ekonomi, adalet, hukuk, adam kayırma başını almış gitmiş olabilir. Ama bundan 50 yıl sonra bir ihtimal her şey çok güzel olsa da kimi tarihçiler bu günleri bize adaletsizliğin olduğu günler değil de eski güzel günler olarak hatırlatacaklardır tekrar etmek ve ısrar olmazsa olmaz. Napolyon Bonaparte, tekrar kadar etkili bir propaganda tekniği bulamıyorum demişti. Bir şey ne kadar saçma, ne kadar anlamsız ve ne kadar alakasız olursa olsun bunu sürekli her kanaldan vurgulayarak ve vurgulatarak kabul ettirmeyi başarabilirsiniz. Örneğin Abdülhamit zamanında verilmiş olan 12 adaları İsmet'in önünün verdiğini sürekli ve uzun vadede tekrar yöntemiyle bütün ideolojik kesimlere kabul ettirebilmişlerdir. Bu bir şahısla ilgili de olabilir, durumla ilgili de. Örneğin karısı çok çirkin olan bir adama tüm çevresi eşinin çok güzel olduğu konusunda ısrarcı olursa aylar belki de 1-2 yıl içinde adam karısına tekrar aşık olabilir. Bir kelime seçmek bir dünya seçmektir. Israr ve tekrarı insanlarda otomatik hale getirmenin en güzel yöntemi basma kalıp özlü sözlerle yapılır. Bu yüzden politikacılar zaman zaman kısa, tekerleme benzeri, içinde kafiye barındıran, aslında gerçekten çok uzak deyimleri kullanabilirler. Örnek verecek olursak, alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Sözü hepimizin kabullenmeye hazır olduğu bir söz. Fakat gerçek bunun tam tersidir reel hayatta ne kadar güçlü ve ne kadar acımasızsanız o kadar yükselebilirsiniz. Ki Türkiye'de bunu görüyoruz. Mazlum olanlar, fakir olanlar, güçsüz olanlarsa nesiller boyunca aynı şekilde yaşamaya mahkumdur. Tevrat'ta geçen bir söz bunu çok güzel özetliyor aslında. Kötülerin yolu her zaman başarıya götürür. Evet, maalesef öyle. Bir örnek daha vereyim. Eğri ok, doğru yol almaz. Evet, ilk duyduğumuzda mantıklı geliyor. Ama maalesef üç kağıtçı, yalancı, dolandırıcı, eğri büğrü insanların çok da güzel yol aldığını görebiliyoruz bizim gibi ülkelerde. Buna Ömer Hayyam'ın bir beyti çok güzel cevap veriyor. Felek nedenle cömert aşağılık insanlara. Han, hamam, dolap, değirmen hep onlara. Kendini satmayan adama ekmek yok. Sen geldi yuh çekme böylesi dünyaya. Toplum tekerlemeyi, deyimi ve özdeyişi ilk duyduğu şekilde algılayacaktır. Bu nedenle siyasetçiler amaçlarına hizmet eden kafiyeli sözleri gerçeği yansıtmasa da kullanmaktan çekinmezler. Özellikle Erdoğan bu konuda başarılı danışmanlara sahip. Kendisi her konuşmasında en az iki tane kafiyeli söz kullanır. Teksaslı keskin nişancı yöntemini de unutmamak gerek. Teksaslı çocuklar arkadaşlarını etkilemek için uzak mesafeden kendi ahırlarının kapısına ateş eder ve daha sonra gidip mermi deliklerinin olduğu yeri daire içine alarak hedef çizerlerdi. Yani kendilerini tam isabet vurmuş gibi göstermenin en kolay yolu. Önce ateş et, hedefi sonra çiz. Bu teknik, devletin elde ettiği kötü sonuçların aslında istenilen sonuç olduğuna inandırmak amacında bir teknik. Politikacısınız ve gelen sorulardan sıkıldınız mı? O halde toplumu yemlemeyi deneyin. Bir örnekle açıklayayım. Ahmet, arabamın anahtarını düşürdüm. Burada aramama yardımcı olur musun? Nerede düşürdün? Tam burada mı? Hayır, çalılıkların arasında düşürdüm. Ama burada ışık daha iyi. O yüzden burada aramalıyız. Politikacı neyin üzerinde durursa, medya ve toplum problemi onun üzerinde arama ihtiyacı duyacaktır. Olay bu ve hiçbir zaman nedenin gerçeğine ulaşamayacağız. Eğer iyi bir devlet adamıysanız, hiçbir zaman kanıta ihtiyacınız olmaz. Bunu da şu örnekle anlatabilirim. Biri Yunan, biri Mısırlı, iki arkeolog hangisinin daha gelişmiş bir medeniyetten geldiğini konuşurken şunları tartışırlar. Yunan, biz Efes Antik Şehri'nin kazılarında şehrin altında kablolara denk geldik. Yani binlerce yıl önce elektriği keşfetmiş ve kablolu iletişim kurabiliyormuşuz der. Mısırlı ise öyle mi? Biz de Keops piramidinin altını inceledik. Hiçbir kabloya rastlamadık. Bu da onların çoktan kablosuz iletişime geçmiş olduklarını gösterir, der. Tanrı'yı anlatırken hiçbir yerde olmamasına rağmen aslında onun her yerde olduğunu söylemek bu tekniğin bir ürünüdür. Eğer Orta Doğu toplumlarındansanız, yani dünyanın üçüncü sınıf ülkelerinden biriyseniz, liderde güç arama ihtiyacı duymanız normal. Bu nedenle bizim gibi ülkelerde liderler ya çok kalabalık ekiplerle dolaşır, ya rakiplerini acımasızca ezer, ya da askeri üniforma giyerler. Ancak askeri üniforma olayı Arap Baharı'ndan sonra son buldu. Saddam, Kaddafi, Mussolini, Hitler gibi adamlar kendilerinde güç olduğunu göstermek, ülkedeki en güçlü nokta olduklarını sembolik olarak ifade etmek için askeri üniforma giyerek dolaşırlardı mesela. Aynı zamanda bu giyim tarzı kendilerinde kan dökme yetkisinin bulunduğunu, eğer karşıdakinin aklı varsa kendi tarafına geçmesi mesajını da verme amacı güdüyor. Fakat şu anda literatürden kalkmış demeyeyim de değişmiş bir yöntem. Bu yöntemin yeni hali şudur. Benim savcım göreve. Benim savcılarım bu işi çözer. Dünyanın her yerinde yapılır bu. Yani dünyanın her yerinde demeyeyim birçok ülkede kullanılır bu. Benim hakimim görevini bilir. Benim mahkemem bu işi çözer. Yani kendisini toplum nezdinde mahkemeden, yasadan kuraldan, kanundan üstün olduğunu göstermek artık üniformayla değil, sahiplenici, kucaklayıcı, o ok kurumu kucağına alıcı kelime oyunlarıyla yapılır. Ama tabii ki de giyim kuşam çok önemli. Bizim gibi toplumlarda hiçbir liderin kot pantolon giydiğini ya da saçlarını hipi tarzında kestirdiğini göremezsiniz. Giyim tarzı toplumun temelindeki gibi olmalı ancak kaliteye de sahip olmalı. Örneğin Erdoğan bu konuda gerçekten iyidir. Onun mavi kareli bir ceketi vardı hepiniz bilirsiniz. Aynı ceketi aday olacağı zaman Binali Yıldırım da giydi. Ahmet Davutoğlu da giydi. O ceketin iki mesajı var arkadaşlar. Birincisi, bakın biz halkın giyim tarzını, oduncu desenini seviyoruz. İkincisi ise, bu ceketi ilk giyen Erdoğan'dı. Yani bu ceketi her giyen aslında Erdoğan'dır. Siz aslında Ahmet Davutoğlu'na ya da Binali Yıldırım'a değil Erdoğan'a oy veriyorsunuz mesajı taşıyor. Tabii ki ceketteki renk olayını da atılamayalım. Açık mavi tonlar her zaman için dürüstlüğü, geleceği, ferahlığı ve zenginliği hissettirir. Bu nedenle birçok siyasetçinin seçim afişlerine ya da Twitter'daki profil fotoğraflarına falan bakın, kapak fotoğraflarına bakın, göreceğiniz fon açık mavi ve beyaz tonlarının karışımıdır. Ve bakışlar yukarıya, ileriye doğrudur. Şimdi ekrana bir resim koyuyorum arkadaşlar. Bu tabloda Napolyon Bonaparte çizilmiş. Bu da fotoğrafın ve grafik tasarımın henüz olmadığı yıllara ait bir propaganda resmi ve ne kadar başarılı olduğuna kendi gözlerinizle bakın. Atın yeleleri, rüzgarla birlikte, Napolyon'un kıyafetiyle nasıl da uyum içinde. At hafif şaha kalkmış böyle, sahiplenici tonlara giyime, şu imaja bir bakın. Napolyon hiçbir zaman karizmatik bir adam değil ama propaganda işte böyle bir şey. Ancak bu hareketler yapma ve gerçek olmayan liderlik tasarımları çabalarından da başka bir şey değil. Toplum bunu elbette ki kabul eder. Elbette ki işe yarar. Ama bir de bazı insanlar vardır. Onlar gerçekten bambaşkadır. Atatürk, Che Guevara, Fatih Sultan Mehmet gibi insanların hiçbir zaman böyle kurmaca tasarımlara ihtiyacı olmamıştır. Buna doğuştan gelen tanrı vergisi liderlik özelliği diyoruz. Çok az insanda bilgi, beceri, yetenek ve zeka aynı zamanda karizma doğuştan gelir. Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Che gibi liderler işte bu yüzden dünyaca kabul gören liderler olabilmişlerdir. Arkadaşlar Instagram'dan özellikle sık sık mesajlar geliyor. Siyasi bazı olaylar konuşalım istiyorlar podcast'te. Ben açıkçası siyaset konuşmak istemiyorum çünkü bir faydası olmadığını düşünüyorum. Yani akşama kadar siyaset konuşsak ne olacak? Konuşmasak ne olacak? Kime faydası var? Politikacıların yalancılığını çıkarmışsın, yapılan bir yolsuzluğu çıkarmışsın. Kime faydası var? Hiçbir şey değişmeyecek arkadaşlar. Siyaset konuşa konuşa. Ben toplumun ancak eğitilerek, kafa yapısının değişerek ilerleyebileceğini düşünüyorum. Bu yüzden siyaset konuşmayı anlamsız buluyor. Hem bir de düşünsenize. Bir insan mesela yakında seçimler var. Niye belediye başkanı olmak ister? Şiklerinizi merak ediyorum mesela. Bir insan neden belediye başkanı olmak ister? Hizmet etme aşkıyla yanıp tutuştuğu için mi? Milletin derdiyle uğraşmaya bayıldığı için mi yani? Cevabı size bırakıyorum. Bu arada dostlar ben e, bir rahatsızlığımı dile getirmek istiyorum size. Son günlerde moralim bozan bir şeyler oldu. Elazığ İmam Hatipler Derneği Başkanı üniversite bahçesindeki köpeklerin videosunu çekmiş. 15-16 tane köpek. Ve demiş ki işte e, bu köpekler buradan götürülmeli. Burası ilim yuvası. Hayvanın ne işi var bilmem ne de bilmem ne. Ben bunu Instagram'da paylaştım arkadaşlar. Ve içimizden ya bu kanalın izleyicilerinden toplumun biraz da elit diyebileceğimiz, aklı selim insanı diyebileceğimiz birçok kişi işte evet köpeklerin ne işi var şehir merkezinde, işte bunlar barınağa götürülmeli bilmem ne falan gibisinden bir mantıkla yaklaştılar bana. Dostlar, hiçbir canlıyı bir yere kapatma hakkına sahip değiliz. İkincisi, doğal Alanı biz yok ediyoruz. Hayvanlar şehir hayatında bizle beraber yaşamak zorunda kalıyorlar. Bu nesiller boyunca yap yaptığımız bir hata. Üçüncüsü köpekler orman hayvanı değildir maalesef. Köpekler şehir canlılarıdır. Şehir ve şehir çevresinde yaşayabilecek canlılardır. Bakın kediler demiyorum köpekler. Kediler ormanda da yaşayabilir. Onlar ayrı bir türdür. Ama bundan uzun uzun yıllar önce biz yabani köpekleri evrimleştire evrimleştire Onları kendi hayatımızda, çiftliklerde, köylerde, yaşamlarını kura kura, türlerini birbirleriyle çiftleştirip değiştire değiştire, onları bizden bağımsız yaşayamayacakları bir hale soktuk. Bugün köpeklerin bir av yeteneği yoktur. Kaplan gibi, bir kedi gibi, bir domuz gibi doğada yaşayabilme kabiliyetleri yoktur. Bu yüzden onları şehirlerimizde kabul etmek zorundayız. Evet bazen ısırabilirler. Olacak yani bu. E sen korkutursan hayvanı, ısırır. Yani insan insanı öldürmüyor mu? Yılan sokmuyor mu insana? Ne yapalım? Bütün yılanları toplayıp barınağı mı kapatalım? Yani bu kadar vicdansız olmayın. Bu Elazığ'daki Hüsamettin Gül ismi de basında da çok konuşuldu. İmam Hatipler Derneği'nin bu hayvanların işte bu götürülmesi, yok edilmesiyle ilgili paylaşım beni çok rahatsız etti vicdanen. Bakın özellikle bu soğukta dağlara, doğaya, bu köpekleri şehirlerde köpekleri bırakırsanız Bunlar oralarda donarak ölür. Açlıktan ölür arkadaşlar. Çünkü onların av gibi bir becerisi yok. Kalmadı artık. Biz onları köylerde yüzyıllar boyunca çiftliklerimizde yaşata yaşata evcilleştirdik. Köy hayatı dünyanın modernleşmesiyle kaybolmaya başlayınca maalesef sokaklar köpek dolmaya başladı. Bir de bazı vicdansız insanların evine hayvan alıp sonra bakamayıp sokağa bırakan mutlaka içinizde de vardır böyle vicdansız insanların hayvanları sokağa bırakması da tabii onların sayılarının artmasına neden oldu. Onlara bakmak zorundayız. Fakat bunun da çözümü var. Yani e, sonuçta sokaklardaki hayvanları kısırlaştırıyoruz. Ve birkaç nesil sonra bunların sayıları gayet kontrol altına alınmış olacak zaten. Bu dünya kusura bakmayın bu şehirler sadece size ya da bize ait değil. Hepimize ait. Bütün canlılara ait. Ben bu yüzden hayvanlarla ilgili onların ne bileyim öldürülmesi, şehirlerden gönderilmesi gibi saçma sapan fikirleri sahipseniz... ...benim bunu vicdanım almıyor. Bu fikirlerde olan insanlar videoya dislike de atabilir, kanalından da çıkabilir. Ama hayatımda olsun istemiyorum açıkçası. Çünkü ben vicdanen rahatsız oluyorum. vicdanen utanıyorum yani. Eğer aranızda Elazığ'da Fırat Üniversitesi'nde yetki sahibi olan insanlar varsa oradaki köpeklere de sahip çıkarsanız sevinirim. E, o köpekleri öğrenciler besliyor. Ege Üniversitesi'nde yüzlerce köpek vardı. Ben Ege Üniversitesi'nde okudum. 2-3 yıl oluyor mezun olalı. Yüzlerce köpek vardı. Hiçbir de gelip insanları ısırmıyordu yani. Niye? İnsan nasıl yaklaşırsa hayvan da öyle olur çünkü biri gelip bir hayvana tekme atarsa bir köpeğe tekme atarsa o köpek başka gördüğü bir insanı ısırır tabii ki neyse dostlar yani hayvanlar benim için işin püf noktası bu konuda hayvanlara sahip çıkmayacak insanların çevremde açıkçası olmasını istemiyorum yani kızabilirsiniz işte sen biraz da anlayışlı olmasın diyebilirsiniz olamıyorum arkadaşlar benim vicdanım kaldırmıyor vicdani bir problem benim için benim için bir köpeği öldürmenin bir gibi bebeği öldürmekten hiçbir farkı yoktur Derdini söyleyemeyen bir canlıyı ikisi de derdini söyleyemeyen bir canlı bunları öldürmenin doğum yapmış bir kediyi e, yavrularını onu sokağa bırakmanın bazen olur ya evlerimizin altına falan doğum yaparlar bir bakarsın yavrularını alırlar onları atarlar sağa sola. Arkadaş bir anneyi evladından ayırmak nasıl bir vicdandır ya. Dili olmayan derdini söyleyemeyen kışın soğukta yazın sıcakta aç susuz dışarıda olan bu nasıl bir vicdandır nasıl bir merhamettir. Adam yazmış işte geçen gün Instagram'dan bana işte beni köpek ısırdı sırtımda hala izi var. Bu yüzden şehir merkezinde olmamalılar. Arkadaşım insanlara araba da çarpıyor. Çok daha fazla çarpıyor yani. Arabaları ne yapalım? Yok mu edelim? Neyse arkadaşlar. Ama dediğim gibi Elazığ'da yaşayıp üniversite bahçesinde köpeklere sahip çıkacak olan, ilgilenecek olan arkadaşlar, onları koruyabilecek yetki sahibi olan arkadaşlar varsa aranızda bana oradan çok mesaj geldi üniversite öğrencilerinden. Biz köpeklerimizin götürülüp öldürülmesini istemiyoruz diye. İlgilenirseniz sevinirim. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Denizin otesinde yazarak hesabımı bulabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.